Evet, Mitari Camping'den tekrardan selamlar. Biz artık sona yaklaştık. Bugün sondan birinci Birinci. günümüzdeyiz. Yarın Yarın yola çıkacağız. kalkacağız, toplanacağız, yola çıkacağız. Bugün böyle biraz hava hafiften kapattı, bozar gibi küçük bir yağış bekleniyor. Biz de hatta tentimizi açtık ekstradan garanti olsun diye. Bu bahaneyle de en önemli olan bize sürekli Avrupa seyahatlerinde ya da yurt dışı gezilerinde gelen sorulardan iki tanesini cevaplayalım. Biz bu arada hani bu konuları anlatmadan önce siz kanala abone olup beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda aklınıza gelen bizim görmediğimiz soru olarak gelmemiş ya da gözden kaçan sizin için önemli bir soru varsa da yorum olarak yazın lütfen. Hani ya videosunu çekeriz karışık bir şeyse ya da aşağıda size detaylı bir şekilde açıklamaya çalışırız. Onu unutmayın. O zaman biz videoya geçiyoruz. Evet. Birinci videomuz internetle ilgili olacak. İnterneti yurt dışında nasıl Evet, cümleyi kullanıyorsunuz? topluyorum. Yurt dışındaki internet olayını nasıl çözüyorsunuz? Diğer soru özellikle evrak konuları çok merak ediliyor. Onun sorusu. Bir diğer soruda en çok o geliyor ama hani aslında konumuzla da çok alakalı değil. Otopark işinde gittiğiniz ülkelerde arabayla vesaire nasıl çözüyorsunuz? Onunla ilgili genel olarak bir cevap yok. Onu baştan söyleyeyim. O ülkeden ülkeye değişen bir şey. Şimdi hazır bugün de Gülleriz'in interneti bitmişti. Hemen onu yeni internete alırken size de videoyu çekelim istedim. Ben şimdi bir saniye ekran kaydını başlatayım Gülleriz'in telefonunda ve alış yapayım. Biz bir sürü farklı uygulama vesaire olsa da biz genel olarak şeye alıştık. Mobimeter diye bir uygulama var. Ona alıştık. Zaten hani uygulama ismini, linkini vesaire siz buradan göreceksiniz. Ben bir es vereceğim sadece. Bunu daha önce neden yapmıyormuşuz? Gerçekten bende çok büyük bir Evet. şey, yani pişmanlık gibi. eSIM gerçekten hayat kurtarıyor. Yurt dışına çıkıyorsanız aman Wi-Fi bulayım da bağlanayım da hiç kasmaya gerek yok. Gigabyte'a göre, güne göre, ülkeye göre değişebiliyor ama çok standart aslında. Yani çok büyük farklılıklar yok. 3 Euro'dan, 5 Euro'dan falan Ya tabii başlıyor. hatta böyle 1 euroya falan paketler var. Günlük Evet. 1 GB internet falan paketleri var. 1 euro falan yani onların Hiç fiyatı. hiç kendinizi kasmaya gerek yok. Mutlaka size mobil metre olur, işte başka birkaç tane daha, Airoba mıydı bir Öyle bir şeyler, böyle şeyler var. farklı farklı uygulamalar var. Hangisi sizin için uygunsa onu seçin. Mutlaka bence bir eSIM alın. Özellikle ilk defa gittiğiniz bir ülkedeyseniz, bilmediğiniz ve havalimanında iniyorsanız eSIM özellikle hayatınızı kurtaracaktır. Çünkü ne yapacağız, ne edeceğiniz konusunda kalabiliyorsunuz. Bazen başıma geliyor iş seyahatleri sırasında benim de başıma gelmiş bir oldu. Özellikle bir kere Almanya seyahatinde uçak falan kaçırmıştım ben dönerken. O zaman internet bunu bilseydim hayatım kurtulurdu gerçekten. Neyse o zaman ben şimdi başlıyorum. Biz Gülde böyle genelde biz böyle 3 günlük, 2 günlük, 3 günlük tatillerde Güldeniz'e 3 GB'lık internet paketi alıyorsun. Yani 5 yetiyor. 5 dolar 5 euro, 5 euro euro gibi bir şey. fiyatı. Şimdi ben gene onu alayım. Evet şimdi bakıyorum buradan. Yunanistan şöyle bir şey yapıyorum. Yunanistan ya da gideceğiniz ülkeye göre bir filtreleme yapabiliyorsunuz. Ben Yunanistan yapıyorum. Genelde Avrupa paketi, Avrupa ve Dünya paketleri geliyor burada. Ek olarak şunu söyleyeceğim. Avrupa paketlerin içerisinde Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler bu kapsam dışında oluyor. Eğer Sırbistan'a giderseniz, Karadağ'a giderseniz bunlar da önemli. Biz bir önceki Avrupa seyahatinde bir Avrupa paketi almıştık ve Sırbistan'a Sırbistan'da internetsiz geldiğimizde kalmış. internet yok. Gerçekten. O zaman daha da iyi Evet. anlıyorsun eksikliğini. Yani o Sırbistan'ı hadi geçelim artık falan diye Ona dikkat şey edin yani yapmıştık. filtreleyin. Avrupa paketi alırsanız bile aşağıda şu anda gösteriyorum ben büyük bir ihtimalle size hangi ülkelerde geçerli olduğunu görüyorsunuz. Burada Sırbistan yok. Hani Güney Kıbrıs Rum kesimi var, Macaristan var, Yunanistan, İsrail var ama şey yok. Hemen buradan ben paketi seçiyorum. Bu arada paketi seçerseniz isterseniz %10 ödül kredisi olarak geri dönüş alabiliyorsunuz burada. Yani 5 dolarlık bir paket kullandığınız zaman 50 sentinizi hesabınıza yüklüyor. Ya da alış sırasında %3 indirim kullanabiliyorsunuz. O da 4,85'e falan geliyor. 5 Evet. 5 euroysa 4,85 şu 4,85 gibi bir anda. şey yapıyor. Aynı zamanda bir promosyon kodu da ben vereceğim aşağıda. İsminizi giriyorsunuz, mail adresinizi yazıyorsunuz. 5 dolar. Biz şeyi seçmişiz. %50 ödül bakiyesini seçiyorum. Ben biz çünkü sürekli kullandığımız için ödül bakiyesinin hesabımızda olması güzel oluyor. Bu aynı zamanda sade zinciri gibi Evet. gerçekten. Şimdi atıyorum hani biz bunu yaptığımız için bir tane kod var. İşte sizinle onu paylaşalım. Mesela siz alırken o kodu
uyguladığınızda indirim geliyor. 5 dolar indirim geliyor size oradan kullanım sırasında. Siz kullandığınızda bana da indirim geliyor. Sonra siz mesela işte uygulamaya başladınız. Siz kendiniz bir kod yarattınız. Arkadaşlarınızla paylaştınız. Onlar hani böyle zincirleme olarak devam ediyor. Ben bu arada şu an alımı gerçekleştiriyorum. Şuradan kredi kartı bilgileri zaten e-kredi kartını kullandığım için otomatik olarak transfer ediyorum. Teknoloji yükseldi. Hemen şuradan bir saniye bankadan şeyi vereyim, bilgileri. Hop. Hemen online ödemeyi kabul etti ve bir dakika bekletiyoruz. Ve onaylandı. Şimdi onayladıktan sonra kurulum çok basit. Hemen bir saniye geldikten sonra kurulumunu yapıyorum ben. İnanılmaz kolay, burada kurulum var. Yani Android telefonlarda farklı olabilir ama iPhone'da çok hızlı oluyor bu iş. Çok basit oluyor. Hemen bak. Esim şimdi yükleyin dediğimiz zaman hemen ondan sonra yükle işaretine basıyoruz ve kendisi zaten sistem ayarlarına giriyor. Birkaç saniyede hemen etkinleştiriyor bu sistemi. Evet, geliyor ve geldi. Burada yaparken yalnız dikkat edin, eSIM etkinleştirdiğiniz sırada uluslararası dolaşım o SIM'de gözükmeyecek. O yüzden oradan geriden girip eSIM'i uluslararası dolaşıma getirin. Tabii buna bir isim vermeniz, eSIM'ler bizim gibi çok fazla, şimdi şu anda bakıyorum 5 tane olmuş Güldeniz'in SIM'leri. Hani fazla fazla eSIM kullanıyorsanız bir isim vererekten gidin ki hani hangisini açtınız hangisini kapadınız derdiniz olmasın. Yanlışlıkla kendi hesabınızı falan aktif hale getirirseniz artık paketinize göre, Türkiye'deki paketinize göre 250 lira, 300 lira falan günlük hesaplara girebilir. Ve Güldeniz'in simini etkinleştirdim. Dipnot olarak ben şunları ekleyeceğim. Hop. Bir, bunu Türkiye'den geldi. Çıkmadan önce yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız, çünkü bazı uygulamalarda telefonunuza şifre olarak o 3D şifresi geliyor. Eğer yurt dışındaysanız ve telefonunuzu kapattıysanız o şifreyi alamazsınız. Bu evet. Durumlarda da eğer yurt dışındaysanız işte garantinin, yapı kredinin direkt böyle mobil onay kısımları var. 3D şifresinin SMS olarak gelmediği, mobil uygulama üzerinden onay verdiğiniz uygulamalar. Bir tek onu yaparsanız yurt dışında kurtarırsınız, yoksa hattınızı açmak zorunda kalabilirsiniz. Onu da aktif hale getirmek için internete ihtiyacınız var bu arada. Siz yani bunu Türkiye sınırından çıkmadan önce yapmanız en garantisi. Yaparsınız, Türkiye sınırını geçtikten sonra hattı aktif hale getirirsiniz, kurtarırsınız. Öbür türlüsü de işte dediğim gibi bu mobil onaylar. Benim mesela yurt dışına çıkmadan önce Türkiye'de yaptık ama yetmedi. Burada yeniden almak zorunda kaldık. Yani internet paketim bitmeden yenisini aldım. Dolayısıyla internetim vardı ama yurt dışında olduğum için kendi hattım kapalıydı. SMS olarak şifre gelemezdi ki biz bunu şeyde de yaşadık. Avrupa seyahatinde. Vinyet alıyorduk. Nerede? Evet, vinyet Çek Cumhuriyeti'nde vinyet alırken. Yani kredi kartıyla öyle bir online işlem yapmak istediğinizde eğer 3D şifresi SMS olarak gelecek ise sıkıntı. Ben bunu ek olarak size bir belirteyim. O zaman bu videoyu... eSIM bu kadar. Bunu alın, kullanın. Hiç riske girmeyin. 3 eurolar, 5 eurolarla hayat kurtarıyor. Yani... Yani gittiğiniz yerde aman Wi-Fi şifresi var mı vesaire gibi kendini zora sokmaya gerek yok. Her yerde Maps kullanıyoruz çünkü çok fazla. Nereye nasıl gideceğimizi, anlık araştırmaları, bunlar için hepsi çok önemli. Bilgiler bu kadar. Bu kadar. O zaman bir sonraki bizim videoda kodumuzu yazdık. Yazıyor, kod gözüküyor. Kod birkaç kere gözükmüş. Sade zincirimiz sizde kalın. 5 dolar 5 dolardı, bakmayın öyle. Zaten 3 dolara paket alıyoruz. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.